Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mehmet Battal, Hakan Şükür'e benzetilmesinin hoşuna gitmediğini söyledi. Teşekkür ederim. İnsanların böyle büyük bir santrforla beni kıyas içine sokması güzel bir mutluluk. Ama bir yandan da şöyle bir dezavantajı da olabilir. Çünkü onun yaptıkları ortada. Bugüne kadar çok büyük şeyler kattı bu takıma. Bir anda benim onunla kıyas içine sokulmam, belki de insanların onun yaptıklarını bir anda benden beklemesi haline getirebilir. Bunları ilk planda benim uygulayamaya oluşum onlarda bir antik şey oluşturabilir yani. Nasıl diyeyim, bunun adı ön yargı ya da dezavantaj oluşturabilir benim için. O yüzden kıyas haline sokulmaktan birazcık rahatsızlık duymasam da insanların böyle bir şey oluşturmasından hoşlanıyorum. Genç futbolcu Galatasaray'a kolay uyum sağladığını ifade ederken yıllardır gündemde olmasına rağmen büyük bir takıma transferinin gecikmesi için de şöyle konuştu. Sözleşmem devam ettiği için, uygun şartlar oluşmadığı için gerçekleşmedi. O zamanlarda ben de düşündüm bunu, gitmeliyim aslında artık diye. Ufak tefek aslında sorunlar da yaşadım kendi içimde ama. Baktığımız zaman bu dönemde buraya gelmem, şu an için kendim baktığım zaman durumuma, benim için daha iyi oldu diye düşünüyorum. Güzel bir süreç yaşadım. Kendi doğduğum, yaşadığım yerde şampiyonluklar yaşadım. Bunlar da futbolcu için özel şeylerdir. Aynı zamanda bu süreçte eksiklerimi gidermeye çalıştım. Özel çalışmalar yaparak bazı olgunluk dönemini geçirdim dediğiniz gibi. Birazcık daha iyi hissediyorum kendimi o zamanlara göre. Hatta daha bayağı iyi hissediyorum. Bence en iyisi oldu. En sonunda en iyisi oldu diye düşünüyorum. Eksik bulduğun nokta nedir? Son vuruşlarda ya da son karar aşamasında kendini ya hissediyor musun? Son vuruşlarda tabii ki. Yani bunun sonu yok. Yani illaki bir eksikliğin vardır. En iyi olamaz. En iyi olana kadar bir eksiğin olacaktır. O yüzden devamlı çalışmak zorundayız. Mehmet Barış'ın olması da senin için avantaj. Tabii ki böyle bir büyük futbolcuyu yani biz yıllar önceden beri takip ediyoruz. Şimdi onunla beraber onunla aynı formanın savaşını veriyoruz. Aynı zamanda savaş verirken bir şeyler de öğrenmek benim artım olacaktır diye düşünüyorum. Musa Çağransa Galatasaray'a gelmeden önce kafasında bazı soru işaretleri olmasına rağmen bunları atlattığını belirtti. İlk geldiğim günden beri iyi bir arkadaşlık var burada zaten. O kendini gösterdi yani hiçbir şekilde kimse kimseyi dışlamıyor. Mesela biz yeni geldik. Ayhan abiler, Arda abiler hepsi işlerini aldı yani. Hiçbir şekilde bir dışlama bir şey yok. Çok güzel bir kamp ortamı var. Arkadaşlık da çok iyi. İdmanlar da çok zevkli geçiyor zaten. Dün de bir hazırlık maçı oynadık. Ben de ilk Galatasaray formamı giydim ilk defa. Bunun için çok mutluyum.